Merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Bana göre günaydın. Tabii size iyi öğlenler dileyim. Bugün 6. konuya geldik. İşletmelerin büyümesini. Biraz sonra sunum gelecek inşallah karşınıza. Bugün işletmelerin büyümesine bir göz atmaya başlayacağız. Geçen hafta işletmelerin kuruluşuna göz atmıştık. Nasıl kuruluyor, neler gerekli, kurulurken hangi etkenler, hangi faktörler geçerli, bunların hepsine geçen hafta bakmıştık. Bugün de kurulduktan sonra acaba işletmeler ne yapabilir diye bakacağız. Şimdi büyüme kavramına geldiğimizde işletmeler rekabette iyi olabilmek için, daha fazla satış, kar elde edebilmek için büyümek isteyebilirler. Yani aslında işletmelere baktığınızda temel amacı zaten kar elde etmektir. Kar elde etmek zaten fazla satış gelir demek. Bunu da elde edebilmek için bakmışsınız. Tamam, işletmeniz var elinizde ama büyümek zorunda kaldığınız zamanlar olabiliyor. Yani dış ülkeye açılmak ya da ülkenizde daha farklı iş yerleri açmak, daha farklı iş kolları açmak da büyümenize sebep olabilir. Peki bu işletmeler neden büyümek isterler? İyi ki tabii ki karlarını arttırmak için. Dediğim gibi temel amaç zaten karlarını arttırmaktı. Karlarını arttırmak isteyebilirler işletmeler. Kazandıkları para artık yetmiyor olabilir. Daha fazla para kazanmak isteyebilir. Bunu dış ülkeye çıkarak, dış ülkeden daha fazla kar elde edilerek yapmak isteyebilir. Büyüme sebeplerinden ilki bu. İkincisinde ise piyasada yer edinerek ham maddeye daha kolay ve uygun şartlarla ulaşmak isteyebilirler. Bu nasıl olacak? Şöyle düşünün. Büyük bir işletme olduğunuzda herkes sizinle çalışmak ister. Yani isminiz duyulmuş, herkes sizi tanıyor. Düşünsenize, ham maddeyi elde ettiğiniz bir işletme var, bir tedarikçiniz var. Ve tedarikçi sizinle çalışmak ister tabii ki. Çünkü oraya referans olarak diyecek ki, ben şu büyük işletmeyle de çalışıyorum demek için sizinle çalışmak isteyecektir. O yüzden de işletmeler ham maddeye daha kolay ulaşabilmek için de büyümek isteyebilirler. Büyük işletmenin yenilikleri bilmesi daha kolay olmakta. Nasıl? Büyük bir işletme olduğunuz için her türlü yeniliği yapan işletme, ister ham maddede olsun, ister teknolojide olsun, ister yeni şeyler üretmede olsun, sizinle çalışmak isteyecektir. O yüzden yenilikleri bütün diğer küçük ya da orta işletmelerden daha kolay bilebilecektir büyük işletmeler. Şimdi biliyorsunuz ki mezun olduktan sonra sizler de ya da mezun olmuş kişiler ya da iş arayan kişiler çoğumuz büyük işletmelerde çalışmak isteriz. Yani eğer büyük bir işletme ise orada gidip hemen CV'mizi verip orada başlamak isteriz. Hiçbir zaman küçük ya da orta ölçekli ya da çok tanınmamış bir işletmeye gidip iş başvurusunda bulunmak istemeyiz. İşte burada bundan bahsediliyor. İşletmeler büyüdükçe iş arayan veya yöneticilerin de çalışmak istediği tercih edilen bir yer olmaya başlıyor. Bu yüzden de işletme büyümek isteyebilir. Yani tercih edilen bir işletme olabilmek için. Büyük işletmelerin diğer işletmelerle ve yerel yönetimle, resmi dairelerle veya medya ile ilişkileri de iyidir. Neden? Büyük bir işletme olduğu için her türlü avantajı elde ediyor. Mesela yerel yönetimler onlara saygınlık gösterdiği için istediği şekilde, istediği desteği alabilir. Yerel yönetimden olsun, resmi dairelerden olsun, medyadan olsun. Büyük işletme olduğu için ismiyle bir şekilde yerel yönetimde yararlanmak isteyebilir ya da medya yararlanmak isteyebilir. Resmi dairelere gidildiğinde eğer bir işimiz varsa daha çabuk çözülebilir büyük bir işletme olduğumuz için. İşte işletmelerin büyüme nedenleri arasında yine bu geçmekte. Peki tamam, işletmenin büyüme nedenlerine baktık da bize kazandıracağı avantajlar, fırsatlar ne olabilir? İşletme büyüdükçe maaşlar ve prestijler artmakta oradaki çalışanların. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Küçük ya da orta ölçekli de alacağınız para mı daha yüksek olur çalışacağınız yerde, yoksa büyük işletmede mi? Tabii ki büyük işletmede. Çünkü büyük işletme demek kazanan bir işletme demek,
ismi olduğu için, prestiji olduğu için, çalışanlarını da elinden kaçırmamak için elinden geldiğince maaşlarını da ek ödeneklerini de daha fazlalaştıracaktır. Bu çalışanlar açısından bir avantaj. İkincisi, orada çalışan yöneticilerin ücreti de, prestiji de, ikramiyesi de yüksek olacak anlamına gelmektedir. Neden? Büyük bir işletmesiniz, büyük bir işletmenize, işletme olmanıza katkı sağlayan yöneticiler var orada. O yöneticileri elinizden kaybetmek istemezsiniz. Çünkü sizi oraya kadar getirmiş, iyi bir yere kadar getirmiş, iyi iş yapıyorlar, iyi karar veriyorlar, iyi sonuçlandırıyorlar. Böyle insanları elinizden kaçırmamak için onlara daha yüksek ücret, daha fazla ikramiye vermeye başlarsınız. Bu da onlara bir güç ve prestij kazandıracaktır. Bu yine çalışan açısından bir avantaj arkadaşlar. Şimdi bu işletme açısından bir avantaj. Büyük işletme olduğunuz için herkes sizinle çalışmak isteyecektir. Herkes dediğim malları aldığınız ya da lojistik firmaları gönderdiğiniz firmalar sizinle çalışıp sizin isminizle bir yere gelmeye çalışacaktır. Şimdi bu durumda şöyle bir şey var. Sizinle çalışmak isteyen birçok firma olduğu için, mesela ham maddeyi aldığınız tek bir firma yok artık. Birçok firma sizinle çalışmak isteyeceği için, tedarik etmek isteyeceği için o ham maddeleri daha ucuza getirme şansınız da var. Ya çünkü aralarında rekabet olacak. Sizinle en çok çalışmak isteyen ücretini düşürecektir ham maddenin. O da sizin üretim maliyetlerinde bir düşüşe sahip olacaktır. Yani her halükarda sizinle çalışmak isteyen kişiler maliyeti düşük tutacağı için, sizinle çalışmak için rakiplerine göre, sizin karınız artacak, üretim maliyetlerinde de bir düşüş yaşanacak demektir. Büyümeyle beraber işletmenin de performansı yükseliyor. Nasıl yükselecek? Kar marjı arttığında işletmenin büyüme özelliklerinden bir tanesi de karın artması. Karın artması büyüme avantajı anlamına gelecek. Karınız nasıl artacak? Üretim maliyetlerinin düşmesi, sizin çok fazla satış yapmanız karı artıracaktır. Buraya kadar sorusu olan var mı? Anlamadığımız bir yer var mı? Yok. Ya peki hocam, iyi hoş da bu büyüme çok mu güzel bir şey? Hiç mi olumsuzlukları yok? Tabii ki olumsuzlukları var. Şöyle olumsuzlukları var. İlk mesela, işletmeler büyüdükçe, işletmenin büyümesi derken şundan bahsediyoruz. Azerbaycan'da Bakü'de bir tane kurdunuz. Bir tane daha kuruyorsunuz. Diyelim ki Bakü'de 5 tane kurdunuz. 5 tane işletme kurdunuz, büyüdünüz. O da yetmedi, geldiniz Türkiye'ye. Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, İzmir'de de işletmelerinizi açtınız. Bu bir büyümedir arkadaşlar. Ama şimdi sizin kaç tane oldu? Diyelim ki 10 tane işletmeniz oldu. Kimisi Azerbaycan'da, kimisi Türkiye'de. Bunun kontrolünü sağlamak, onların işleyişinin kontrolünü sağlamak zorlaşacaktır arkadaşlar. Neden? Daha önceden sadece Azerbaycan'da bir tane varken, şimdi artık Türkiye'de de var. Üstüne üstlük Azerbaycan'da bir tane değil, birkaç tane var. O yüzden de kontrol kaybına sebep olabilir. Ben nerede hangi kararı vermiştim? Acaba neresinin ham maddeye ihtiyacı var? Sorun nerede yaşanıyor? Bunları kontrol etmek cidden zorlaşacaktır. İkincisi, genellikle işletmeler aile işletmesi olarak kuruluyor. Yani bu ne demek? Baba kuruyor, oğulları işletiyor, kendi aralarında bu dönüp gidiyordu. Ama işletmenin büyümesiyle beraber artık aile işletmesi olamıyor bir işletme. Çünkü tek bir işletme değil. Orada da artık aile işletmesi dışına çıkıldığı için farklı insanlar, yöneticiler, çalışanlar işe alınıyor. Bu da büyük bir soruna sebep olmakta. Son olarak da mesela diyelim ki işletmeniz büyüyor ama büyürken farklı bir sektöre girerek büyüyorsunuz. Yani giyim sektöründen yiyecek sektörüne atladınız. Bir şekilde öyle bir büyümeye gittiniz. Şimdi daha önceden giyim sektörüyle ilgili deneyiminiz varken şimdi
yiyecek sektörüne atladığınızda yiyecek sektörüyle ilgili hiçbir deneyiminiz yok. Deneyiminiz olmadığı için, neyle karşılaşabildiğinizi bilmediğiniz için sorunlar yaşanabilir. Yöneticiler gerekli yerlerde gerekli kararları alamayabilir. Bununla ilgili sorunlar da yaşanabilir. Sorusu olan var mı? Anlamadığınız bir yer? Yok. Peki bu büyüme şekilleri nasıl olmaktadır hocam diye sorarsanız, ilki içsel büyüme. İçsel büyüme nasıl oluyor? İşletme kendi kaynaklarını kullanarak aynı ürünü üreterek, bakın aynı ürünü üreterek kendi kaynaklarını kullanarak büyümeye çalışıyor. Yani sizin bir tane süpermarketiniz var. Her türlü yiyeceği, içeceği satıyorsunuz süpermarketin içerisinde. Kalkıyorsunuz yeni bir süpermarket daha kuruyorsunuz. Yeni bir süpermarket daha kuruyorsunuz. Bir zincir oluşturuyorsunuz. O içsel büyüme anlamına geliyor. Kendi kaynaklarınızı, kendi parasınızı, kendi ham maddenizi, kendi yiyeceğiniz, kendi giyeceğiniz her neyse onları kullanarak aynı sektörde, aynı ürünleri satarak büyürseniz içsel büyüme anlamına geliyor. Anlaştık mı? Bir de dışsal büyüme var. Dışsal büyümede işletmelerin tamamını veya bir bölümünü ele geçirerek, başka bir işletmenin ama. Sizin bir işletmeniz var, giyim firmanız var. Bir bakıyorsunuz ki yiyecek firmasının bir bölümü veya tamamı satışa çıkarılmış. Diyorsunuz ki ya diyorsunuz ben zaten büyümek istiyordum. Bu yiyecek firmasının zaten makineleri var, çalışanları var. Benim de onu satın alabilecek param var. Yöneticileri de hala oldu. Ben orayı satın alayım. Ben de kendi kendime böylece büyümüş olurum diyorsunuz. Farklı bir sektör. Bakın dışsal büyümede kendi kaynaklarıyla büyümesi yeterli olmadığı için başka bir işletmeyi tamamını veya bir bölümünü satın alarak büyümekten bahsediyoruz. Farklı sektör de olabilir, aynı sektörde olabilir. Dışsal büyümede. Aynı sektörde de buluşabilirsiniz. Ama kendi kaynaklarınız yetersiz. Yani gidip başka dükkanlar açmanız için kaynaklarınız yetersiz. O yüzden de başka bir işletmeyi satın almaya gidiyorsunuz. İşte bu dışsal büyümeye örneklere girdiğimizde hukuki ve ekonomik açıdan birleşmelerden bahsedeceğiz şimdi. Centilmenlik anlaşması, konsorsiyum, kartel, konsern, trust, holding ve merger. Şimdi burada çok dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var arkadaşlar. Her biri birbirinden bir şekilde bir tık farklı bu anlaşmaların. Nasıl? Mesela centilmenlik anlaşmasına baktığımızda birkaç işletme bir araya geliyor. İşbirliği kuruyorlar. İşbirliği kurmak için bir araya geliyor. Bu işbirliğinin temel amacı rekabeti sınırlandırmak ve sektördeki durumlarını güçlendirmek amacıyla bir araya geliyorlar. Yani burada herhangi bir anlaşma yok. Yani yazılı bir anlaşma yok. Sözlü bir anlaşma bu. Yazıya dökülmüyor. Birbirlerinin hukuki yapısını ellemiyorlar. Hukuki yapıyı ellemek ne demek? Özgürlüklerini kaybetmiyorlar arkadaşlar. Bir araya geliyorlar diyorlar ki ya diyorlar biz şu rakiplerimizle daha iyi bir duruma gelebilmek için gelin bir anlaşma yapalım. Rekabeti sınırlandıralım. Hepimiz bu fiyattan bunu satalım. Birbirimizin hakkını koruyalım. Sektörde de gücümüzü kaybetmeyelim. Bakın yazılı bir anlaşma yok. Sözlü ve hukuki yapı yitirilmiyor. Konsorsiyumda ise belli bir iş için kurulan bir birlikten bahsediyoruz. Belli bir iş için kurulacak. Yani bu bir proje gibi düşünün. Gerçekten de proje konsorsiyum demek. Yani bunlar farklı iş alanlarından, farklı sektörlerden, ulusal veya uluslararası işletmeler bir araya geliyor. Yeni bir işletme kurma zorunluluğu yok burada da. Hukuki yapılarını da yitirmiyorlar. Yasal ve ekonomik
hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmiyorlar. Geçici bir süre için beraber oluyorlar ve yaptıkları işten sonra ayrılıp gidiyorlar. Şöyle düşünün. Azerbaycan'a, Bakü'de daha doğrusu, bir yol yapılacak. Yol için birçok işletme bir araya geliyor. İnşaat firması, işte diyelim ki beton firması, işçileri tedarik edeceğimiz firmalar, bunlar bir araya geliyor. O işi yapıyorlar. Tamamladıktan sonra ayrılıp gidiyorlar. Anlaştık mı? Aradaki farkı anladınız mı? Evet, hayır. Kartele geldiğimizde ise bakın burada önemli nokta ne? Aynı sektörde aynı işi yapan işletmeler bir araya gelecek. Neyini? Özgürlüklerini yitirmiyorlar. Hukuki bağımsızlıklarını yitirmiyorlar. Aynı sektörde aynı işi yapan işletmeler. Neden bir araya geliyorlar? Rekabeti azaltabilmek için. Aynı sektörde aynı işi yapan işletme ne olabilir hocam? Bankalar mesela. Bankalara dikkat edin. Yaptıkları anlaşma, kartel anlaşması yapıyorlar aralarında. Faiz mesela. Gideceksiniz, kredi çekeceksiniz. Kredi çektiğiniz bankalara bir bakın. Faiz oranları çok, ne çok yüksek birbirleri aralarında, ne çok yüksek ne çok alçaktır. Biri 1.10 veriyorsa diğeri 1.11 veriyor, diğeri 1.12 veriyor, diğeri 1.9 veriyor. Ama daha düşük veren yok, daha üstünde veren de yok. Aralarında anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki ben 1 puan aşağı vereceğim, sen 1 puan yüksek ver, sen 1 puan ondan daha alçak ver, sen 1 puan yüksek ver gibi bir anlaşma sağlıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi de dediğim gibi rekabeti azaltmak ya da ortadan kaldırabilmek için. Ve bakın özgürlüklerini yine kaybetmek yok. Ama aynı sektörde aynı işi yapan iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelmesi yapılan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Konsörüne geldiğimizde ise yine aynı iş kolunda aynı işi yapacaklar. Az sayıda bir işletmenin bir araya gelerek karteldeki gibi karlarını arttırabilmek için anlaşma yaplarından bahsediyoruz. Yalnız burada kartelden bir farkı var. Burada konsörde işletmeler finansal ve örgütsel yapılarında değişiklik yapmak zorunda kalıyorlar. Yani işletmeler ekonomik bağımsızlıklarını büyük ölçüde kaybediyorlar ama yasal bağımsızlıklarını koruyorlar. Bu ne demek? İsimleri var ama kazançları ortak oluyor konsörde. İsimleri var ama kardan ne kadar elde ediyorlarsa, ne kadar kazanıyorlarsa onları bir şekilde diğer işletmeyle, ortaklık kurduğu işletmeyle paylaşıyorlar. Geldik trust'e. Bu en tehlikelisi ve aslında birçok ülkede kullanılmayan, yasaklanmış bir birleşme türü arkadaşlar. Neden? Çünkü hem yasal, hem hukuki, hem ekonomik her türlü özgürlüğünü kaybediyor işletme. Satın alınan işletme. Yani şöyle bir şey var bir de trust'te. Bütün işletmeleri tek bir işletme ele geçiriyor. Tek bir işletme haline geliyor. Yani tekelci bir işletme haline geliyor. Bu da ne demek? Tekelci bir işletme ne demek? Tek bir işletme var. Gidip bir tek ondan alışveriş yapacaksınız. Bir tek onun sattığı şeyleri alabileceksiniz. Bu da neye sebep oluyor? Tek bir işletme olması ne demek? Yüksek fiyattan size satma zorunluluğu, yani fiyatta istediği fiyatı koyabiliyor. Ve siz de o fiyatı almak zorundasınız. Hiçbir işletmeyi de ülkeye sokmuyor, şehre sokmuyor. Öyle bir tekelcilikten bahsediyoruz. Bu yüzden de birçok işletme, Türkiye'de dahil, tekelleşme yani trust, bu tür birleşme
yasaklanmış durumda birçok ülkede. Tekelciliğe yol açtığı için. Sorusu olan var mı? Geldik holdinge. Şimdi holdingde bir işletmenin başka bir işletmenin hisse senetlerini alarak işletme yönetimini ele geçirmesinden bahsediyoruz. Tahvillerini alıyor. Hisse senetlerini alıyor. %50'sine sahip olabilir, %40'ına sahip olabilir, %10'una sahip olabilir. Ama bir şekilde hisse senetlerini satın alarak, alarak gidiyor. Tam bir işletmeyi almıyor arkadaşlar. Hisse senetlerini alıyor. Dikkat edin. Yani benim giyim firmasında da %10 payım olabilir, yiyecek firmasında da %20 payım olabilir. Diyelim ki otomotiv sektöründe de %40 payım olabilir. Sadece ve sadece hisse senetlerini satın almaktan bahsediyoruz. Merger'a geldiğimizde ise, tam birleşme deniliyor buna. İki veya daha fazla işletmenin tek bir işletme haline gelmesinden bahsediyoruz. Tek bir işletme haline nasıl gelebilir? Tamamıyla hukuki ve ekonomik bakımdan bir işletmeyi yok ediyoruz. İsmini de yok ediyoruz. Ne adı, ne sanı, hiçbir şeyi kalmıyor arkadaşlar. Ha, şu da var. Bir diğeri satın aldıktan sonra yeni bir işletme olarak da ortaya çıkabilir. Yani iki, bir tane A işletmesi var, bir tane B işletmesi var. İkisi bir araya geldiğinde C işletmesi de çıkabilir ortaya. Ya da hangi işletme diğerini satın alıyorsa onun ismiyle de ortaya çıkabilir. Burada ne var? Satın alınan işletmenin bütün borçları ödeniyor. Hukuki varlığı sona eriyor ve diğer işletmeye geçiyor bütün hakları arkadaşlar. Burada artık bir işletme tamamıyla hayattan silinip yok edilip gidiyor. Sorusu olan var mı? Peki. Peki. Birleşme ya da satın almalar neden oluşuyor? Neden bunları yapıyorlar işletmeler? Yeni piyasalara giriş daha kolaylaşıyor. Mesela demin bahsettiğimiz tam birleşmede farklı sektörde iki işletme bir araya gelebilir. Aynı iş kolunda olmak zorunda değil. Daha önceden otomotiv sektörünün nasıl olduğunu bilmiyorum. Yeni piyasaya girmek istiyorum. Yeni şeyler denemek istiyorum. Yeni deneyimler elde etmek istiyorum. Bu yüzden de birleşme ve satın almaları işletmeler yapmaktadır. İkincisi, yeni ürün veya hizmetleri elde etmek isteyebilir mi işletme olarak? Ya yıllardır giyim firmasındayım. Yıllardır giyim üretiyorum. Pantolon, elbise, gömlek, etek, neyi düşünürsünüz? Kazak. Ama bundan sıkıldım bir bakıma. Yeni ürün veya hizmetlerin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum bir işletmeci olarak. Acaba otomobil firmaları bu otomobilleri nasıl monte ediyor? Nasıl satıyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. O yüzden de birleşme ya da satın almalara gidebilirim işletme olarak. Yeni kaynak dönüşüm süreçlerini öğrenmek isteyebilirim. Bu ne demek? Ya ben alacağım bir ham maddeyi. Bu ham maddeyi nasıl dönüştüreceğim acaba yeni bir şekle, yeni bir ürüne? Hangi teknolojiyi kullanacağım? Hangi süreçlerden geçmesi lazım? İlgim var diyelim. Bunun için de birleşme ya da satın almalara gidebilirim. Yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasını istiyorum işletmede. Bütün rakiplerim önüne bir tık gitmek istiyorum. Tamam. Evet, giyim firması olarak çok iyi bir durumdayım. Rakiplerimin önündeyim. Ama ben farklı bir yere gelmek istiyorum. Diğer firmalarla da rakip olmak istiyorum. Yeni bilgi ve beceriler elde ederek ben bunu halledebilirim. Bunu kazanabilirim diyorsak yine birleşme ve satın almalara gidebiliriz arkadaşlar. Dikey bütünleşme demek farklı sektördeki işletmelerle birleşme ya da satın alma demek. Yatay birleşme de burada bahsedilmedi ama aynı sektördeki
işletmelerle birleşme demek. Bunu da elde edebilirim. Çünkü farklı sektörde, farklı işletmelerle bir araya gelmek yine bana birçok şey kazandıracaktır. Peki ben bu birleşme ve satın almaları yerine getirirken nelere dikkat etmem lazım? Hangi hususlara dikkat etmem lazım bir girişimci olarak, bir işletme olarak? İlk önce satın alacağım işletmeyi iyice bilmem lazım arkadaşlar. Neden? Aslında bu satın alma ya da birleşme bir tür evlilik arkadaşlar. Yani iki farklı kültür, iki farklı işletme bir araya geliyor. Bir araya gelmelerinin sebebi de uzun bir süre sonlanıncaya kadar faaliyetleri bir arada olabilmek. Aynı evlilik gibi. Evlilikte de iki farklı insan bir araya geliyor biliyorsunuz. Aynı yerde yaşamanıza rağmen, aynı kültürden gelmenize rağmen yine de ailelerden gelen farklılıklar mutlaka oluyor. İşte bu birleşmelerde de işletmelerdeki farklılıkları bilmek ve ona göre yeniden yapılandırma, ona göre yeniden şekillendirme yapılması lazım ki o birleşmenin, o satın almanın yürüyebilmesi için. Evliliklerde de insanlar aynı kültürden gelmelerine rağmen farklı özellikleri, farklı kişilikleri sahip olmaları yüzünden o kişilikleri ve farklılıkları bir şekilde egale edip evliliklerini sürdürmeye çalışırlar ya, işte burada da öyle. İşletmeler o farklılıkları bir şekilde egale etmeye çalışmalıdır. Satın alınan işletmenin hangi yerde olacağını karar verilmeli. Yani tamam ben satın aldım bu işletmeyi ama kendi sektöründeki yeri ne olacak? Yok olup gidecek mi? İsmini sürdürecek mi? Yeni bir isimle mi devam edecek? Rekabetteki yerini kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi? Buna da dikkat etmek lazım. Belki de işletme daha önceden rakipleriyle rekabet edebilecek kadar çok iyi bir durumdaydı. Ama son zamanlarda kar elde edemediği için zor duruma düştü. Rakiplerinden geriye düşmeye başladı. Ama daha önceden bir ismi vardı. O ismi yok mu etmek lazım? Yoksa o ismi sürdürmek mi lazım? Ona karar vermek lazım arkadaşlar. Şimdi yaşanacak sorunlara geldiğimizde ise tamam bir işletmeyi satın alacağız ama fiyatı çok yüksek olabilir arkadaşlar. Yani biz satın almak istiyoruz ama onlara çok yüksek fiyat ödemek zorunda kalabiliriz. Düşündüğümüzden daha yüksek. Bu karşılaşacak bir sorun. Çünkü bazen şöyle bir şey var. İşletmeyi satışa çıkardığınızda birçok alıcı çıkar karşınıza. Ve siz önerdiğiniz ücretin çok fazla alıcı çıkınca önerdiğiniz ücretin üstüne çıkmaya başlarsınız. Çok alıcınız var ya. Ne kadar koparırsam o kadar iyi diye bakabilirsiniz bir işletme olarak. O yüzden hani eğer gerçekten ve gerçekten o işletmenin size iyi şeyler kazandıracağına inanıyorsanız, işletme gerçekten sizin için yararlı olacağınıza inanıyorsanız, işletmeye yüksek fiyat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu ilk karşılaşacağınız sorun. İkincisi ise bazen işletmeyi bulmak için bir danışmanlık firmasına başvurabilirsiniz. Ya ben bir işletmeyle birleşmek istiyorum ama sektörü iyi tanımıyorum. Bana sektördeki en iyi, beni zorlamayacak, gerçekten ve gerçekten bana yarayacak bir sektördeki firmayı bana bulur musunuz diye bir danışmanlık firmasına başvurabilirsiniz. O danışmanlık firması da sizi bulabilir. Kolayca, çünkü sektörü tanıyan danışmanlık firmaları çok fazla. Ama şöyle bir şey var, danışmanlık ücreti çok yüksek olabilir. Ya da işlem maliyetleri dediğimiz şey, tamam danışman size buldu, gideceksiniz notere, üzerinize geçireceksiniz, gerekiyorsa gideceksiniz, bankadan kredi çekeceksiniz. Bütün bunlar için yapacağınız her türlü maliyet, harcayacağınız para yine yüksek olabilir. Bu da karşılaşabileceğiniz sorunlardan ikincisi. Üçüncüsüne geldiğimizde ise demin işlem maliyetlerinden bahsettiğimiz işte finansal kaynakların maliyetinin yüksek olması. Bakıyorsunuz kredi oranı çok yüksek. Para çekmek zorundasınız, yetmiyor paranız. Düşündüğünüzden daha yüksek çıktı satın alacağınız işletme.
Maliyete baktığınızda geri ödeyeceğiniz para, bankaya ödeyeceğiniz para çok fazla. Bu tür bir sorunla da karşılaşabilirsiniz. Dördüncüsü, satın almada kullanılan finansal kaynaklar yüzünden finansal riskin artması. Bu ne demek? Ya tamam, bankaya başvurdunuz ama riskiniz arttı. Bu ne demek? Eğer kazanamazsınız, kar elde edemezsiniz. Yeni işletme daha henüz üretim aşamasında değil. Daha yeni işletmeyi yeni yeni satın aldınız. Düzene koymanız lazım. Daha oradan bir kar elde etmiyorsunuz. O yüzden de finansal riskiniz artar. Yani karınız düştüğü için, finansal riskiniz de arttığı için bu da sizin için bir sorun olabilir. Satın almalarda karşılaşacağınız sorunlardan bir tanesi yine satın aldığınız işletmedeki yöneticiler işten ayrılabilir. Şunu diyebilir: ben sizinle çalışmak istemiyorum. Ya da ben artık bu işletmede çalışmak istemiyorum diyebilir. Bu neden sorun sizin için? Yöneticiyi kaybetmek istemiyorsunuz. Çünkü yöneticiler işleyişi biliyor. Daha önceden işleri nasıl yaptıklarını biliyorlar. Siz o işi hiç tanımıyorsunuz. Yeni bir sektöre girmişsiniz. O yüzden eski yöneticilerin işte kalmasını istersiniz arkadaşlar. İşten ayrılmalarını istemezsiniz. Bu yüzden de satın aldığınız işletmedeki eğer yöneticiler işten çıkarsa, bu da sizin yeni bir yönetici bulmak zorunda olduğunuzu ortaya koyar. Ve yeni yönetici bulmak da gerçekten zordur. Çünkü sektördeki rakipleriniz zaten yöneticileri kapmış olacak, deneyimli yöneticileri. O yüzden deneyimli yöneticileri kaybetmek istemezsiniz. Satın alınan işletmedeki yöneticilerin işten çıkarılmasına karşılaşılabilecek yüksek tazminatlar. Bazen de o yöneticiyle artık işi sürdürmek istemeyebilirsiniz. Bazen yöneticiyle işte tutmak isteyebilirsiniz. Bazen de tutmak istemeyebilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Bir bakmışsınız 15 senedir ya da 10 senedir aynı iş yerinde çalışıyor. 10 ya da 15 senelik bir yöneticinin işte çalışması demek, aynı işte çalışması demek, tazminatın yüksek olacağı anlamına geliyor. Siz zaten yüksek fiyata o işletmeyi aldınız. Paranız zaten gitmiş belli bir bölümde. Bir de bu yöneticiyi işten çıkarmak istiyorsunuz. Çünkü çalışmak istemiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tazminatı da yüksek. Tekrar para çıkacak sizden. Bu da bir sorun anlamına geliyor sizin için arkadaşlar, işletme olarak. Şimdi diğer bir soruna geldiğimizde, satın alma sürecinde yöneticilerin diğer faaliyetlerden uzaklaştığını görebilirsiniz. Yani bu ne demek? Bir bakmışsınız satın alacağınız işletmede yöneticileri artık işi bırakmış. Hiçbir şey yapmıyorlar. Soğumuşlar. İşi bıraktıkları için, soğudukları için işler yürümüyor. Üretim yapılmıyor. Siz de o işletmeyi satın almışsınız. Kar elde edebilmek için almışsınız ama işler yürümüyor. Bu da bir sorun olabilir. İşletmelerin yapısal ve kültürel alanlarda uyumsuz olması olabilir. Baktınız çalışanlar arasında kültür farklılığı var. Çalışanlar arasında iş yerlerinde örgütsel kültür farklılıklar var. Onları tekrar düzenlemek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Girişimci olarak, satın alan olarak. Satın alınacak işletmenin doğru seçimi de yapılmamış olabilir. Yani siz evet farklı bir işletmeyle birleşmek isteyebilirsiniz ya da satın almak isteyebilirsiniz. Ama bu araştırmayı yaparken gözünüzden birkaç şey kaçmış olabilir. Ve doğru seçimi yapmamış olabilirsiniz. Bunu da satın aldıktan sonra farkına varabilirsiniz. Ya da almadan önce farkına varırsanız süper. Ama aldıktan sonra da farkına varabilirsiniz. Önemli olan burada aslında kültürel ve yönetimsel bakımdan benzerlik gören işletmelerle çalışmak, onları satın almak, onlarla birlikte işbirliği yapmaktır. Ama benzerlik yoksa yine sorun yaşanacak demektir bu birleşme ve satın almalarda arkadaşlar. Şimdi bu satın alma ve birleşmelerde çok dikkat edilmesi lazım. Finansal durumunun, işletmenin finansal durumunun ve borçlanmanın makul bir düzeyde olması lazım. Temel faaliyetlere
odaklanılması lazım ki, dikkatli bir şekilde yürütülmesi lazım ki yaşanacak sorunlar en aza indirgenebilsin arkadaşlar. Peki bu satın alma ve birleşmelerde ne gibi aşamalar kaydedilmesi lazım? 4 aşama var arkadaşlar. İlki, satın alma stratejinin açıkça belirtilmesi lazım. Tamamıyla mı satın alınacak, belli bir kısmı mı alınacak, hisse senediyle mi alınacak, yoksa ekonomik yasal bakımından özgür mü olacak, özgür olmayacak mı? Her şey açıkça ve net olarak stratejinin içerisine yazılması lazım. İkinci aşama olarak satın alınabilecek işletmelerin bulunması ve onların çok güzel bir şekilde analiz edilmesi lazım. Aa, ben buldum, yaşasın, tamam bu işletmedir değil. Cidden didik didik, kültür bakımından, yönetim bakımından bize uygun mu? Kar elde ediyor mu? Yöneticileri iyi mi? Çalışanları iyi mi? Bunların hepsi bir şekilde bize uyacak mı, uymayacak mı? Çok iyi bir şekilde analiz edip bakılması lazım. Sonra satın alma gerçekleştirilmesi lazım. Yani analiz edilip sonra karar verilmesi lazım. Aa, ben buldum deyip üstüne balıklama atlanmaması lazım arkadaşlar. Satın alma sonucunda da işletmeler tek bir bütünmüş gibi bir araya getirilmesi, birleştirilmesi lazım. Sen o işletmesin, benim işletmem bu gibi ayrıma girilmemesi lazım arkadaşlar. Ve bunu çalışanlara bir şekilde empoze etmek, bir şekilde belirtmek, bir şekilde hissettirmek de gerekmekte. Peki bu stratejik işbirlikleri, ortak girişimler neden yapılmakta? Yani bu satın almalar, bu birleşmeler neden olmakta? İşletmenin büyümesinin potansiyeli sınırlı olabilir. Bu ne demek? Ya tamam, ben Bakü'de kurdum ama Bakü'de artık sınırlı. Benim Bakü'den çıkmam lazım. Bakü'de her tarafında kurdum. Ben daha fazla büyümek istiyorum. Sınırları aşmak istiyorum. Ben gidip Türkiye'de de kurmalıyım. Ben gidip Gence'de de kurmalıyım diye bakmaları yüzünden bu işbirliklerine ve ortak girişimlere girmekte işletmeler. İçsel büyümeye yönelik yatırımlar verimli olmayabilir. Demin içsel büyümeden bahsettim. İşletmenin kendi kaynaklarını kullanarak, kendi kaynaklarından bahsediyorum. Parasal, bina olsun, arazi olsun, teknoloji olsun, kendi kaynaklarını kullanarak büyümesinden bahsediyorum içsel büyümede. Onlar yeterli olmayabilir. Yeterli olmadığı için yine başka işletmeleri satın almak gerektiğine inanabilir işletme. Yeni teknolojiler işletmeyi tehdit edebilir. Bu ne demek? Teknolojim, elimde kullandığım yetmeyebilir. Yetmeyebilir arkadaşlar. O yüzden de işletmeler yeni teknoloji kullanan, daha ileri teknoloji kullanan işletmelerle işbirliği kurmak isteyebilirler. Bir baktık, piyasada düşük değerlenen işletmeler var. Yani parası düşük ama bakıyorsunuz ki ismini duymuşsunuz. İyi iş yaptığını da biliyorsunuz. O işletmeyi satın almak için de gidip birleşme sağlamak isteyebilirsiniz. Bazı iş kollarında kar elde edebilmek zor olabilir arkadaşlar. Bazı ürünlerde ve iş kollarında. O yüzden de hani bir araya gelip ortak iş kolu kurup rekabeti de böylece azaltıp, bir ekibinizi azaltıp birleşme yoluna da gitmek isteyebilirsiniz. Kendi uzmanlığınızı sadece ve sadece giyim firmasında değil, demin de bahsettiğim gibi yiyecek firmasında da sürdürmek isteyebilirsiniz. Deneyiminizi farklılaştırmak isteyebilirsiniz. O yüzden de ortak girişim ya da iş birliklerine gidebilirsiniz. Bazen de yöneticiler kendilerini gösterebilmek için farklı iş kollarına yönelmek isteyebilirler. Sırf kendilerini gösterebilmek için. O yüzden de yine stratejik işbirlikleri ortak girişimine yönelebilirler. Arkadaşlar, bu haftalık benden bu kadar. Ama yarın biliyorsunuz dersimiz var. Yine aynı saatte.
Büyük olasılıkla tekrar 9'da hocam. Evet. Yine aynı saatte. Yarın ya tekrar yaparım arkadaşlar. Sorunuz varsa onları şey yaparım. Yoksa soru çözmeye çalışırım. Yeni bir üniteyi atlamam. Ama yarın şöyle bir tekrar etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yarın gelirsiniz, görüşmek üzere.